Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi TÜPDEX Başkanı Müstafi Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı. Sayın Yaycı, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Öncelikle tabii ki sizin haritanızda kullanılarak Washington'da yapılan bir görüşme var. Oraya döneceğim çünkü merak ediyorum yorumunuzu. Yunan basınının bugün manşetlerine çıkmıştı sizin haritanız. Ve görünen o ki Miçotakis, Türk provokasyonu tırnak içinde, Türk yayılmacılığı diyerek sizin haritanızı bu noktada paylaşıyor. Onu soracağım ama Türkiye'nin önemini bir kez daha idrak etmesine yol açan, NATO'nun idrak etmesine yol açan Ukrayna Savaşı ve tabii kendilerini güvende hissetmeyen iki İskandinav ülkesi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği talebi. Bu konudaki tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kanada'dan tabii ki bir sestir ama yani Türkiye atılsın, böylelikle iki tane ülkeyi biz alırız gibi bir çıkış var. Yorumunuz nedir efendim? Sanırım özellikle şunu belirtmek lazım. Bir kere Türkiye'de Finlandiya modeli diye kendi kendilerine saçma sapan teoriler üretenler olmuştu. Türkiye'ye bunu salık veren bir takım kişiler olmuştu. İşte Türkiye Finlandiya modeli uygulasın, NATO'dan çıksın ve tarafsız bir politika izlesin gibi. Şimdi görüyoruz ki o önerilen Finlandiya NATO'nun kapısına gelmiş, dayanmış, kapıyı açın, içeriye girmek istiyorum diyor. Şimdi birincisi Finlandiya modelinin çöktüğünü görüyoruz. Çöktüğünü görüyoruz. NATO konusunda da NATO'da var olmamızın nasıl etkili olduğunu görüyoruz. Çünkü elimizde veto gücü var. Eğer biz NATO'da var olmasaydık bütün Türkiye düşmanları NATO'nun içerisine doluşurdu. Güney Kıbrıs Rum yönetimi de dahil olmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması da önemlidir. Yunanistan'ın NATO'ya kabulünde yaptığımız hatayı yapmak istemiyoruz diye tekrar. Biliyorsunuz 12 Eylül döneminde Rogers planı diye bir söz verilerek asker sözü aldık diyerek o zamanki devlet başkanı Yunanistan'ın NATO'ya dönüşüne onay vermişti ve başımıza da ondan sonra gelmedik sıkıntı kalmadı. Şimdi burada özellikle NATO'nun mekanizması açısından baktığımızda işte NATO'da her devletin nasıl kendi başına hareket edebildiğinin göstergesidir. Biz bunun içinden geliyoruz. Senelerce Türkiye, yani ben de çalıştım bir amiral olarak, eğer biz veto ettiğimiz hiçbir şeyi kabul etmeyiz. Ve hiç kimseden de baskı filan kabul etmeyiz. Bakın Baltık takviye planı vardı. Senelerce Türkiye veto etti. Yalvar yakar Türkiye'nin isteklerini kabul etmek şartıyla ve kabul etmeleriyle Türkiye onay verdi seneler sonra. Evet. Şimdi bunların hepsi şunu gösteriyor. Şimdi İsveç'te 6 tane PKK'lı milletvekili var parlamentoda. FETÖ'cülerin büyük çoğunluğu oradalar. Ve bugün şöyle bir internette arşivi tararsanız İsveçli, bakın İsveç vatandaşı demiyorum, kökeni farklı demiyorum. Kökeni de İsveçli sarışın PKK'lı terörist ölüleri vardır. Çatışmalarda Türk askerine silah sıkan. Şimdi bunları ve Finlandiya'da aynı şekilde ve bunlar bir de üstüne üstlük şu halde dahi NATO'ya girmeden dahi Türkiye'ye yaptırım uyguluyorlar. Evet. Türkiye'ye çok ciddi yaptırım uyguluyorlar. Bugün Türkiye'nin güvenlik endişeleri son derece had safhadadır. PKK ve FETÖ Türkiye'nin en önemli beka sorunudur ve güvenlik sorunudur. Şimdi bazıları, ben dün bir İngiltere'de bir yayına katıldım. Orada şunu söylüyorlar. Diyorlar ki yani siz o zaman Avrupa'nın güvenliğini mi riske edeceksiniz? O zaman ben de diyorum ki biz FETÖ'yü, PKK'yı, Türkiye düşmanlarını, Türkiye'nin bekasını ve güvenliğini tehlikeye atan örgütleri desteklemeye devam edeceğiz. Ama siz bize destek verin. Böyle bir çelişki olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Avrupa'nın güvenliği. Avrupa'nın güvenliğiyle bu iki ülkenin... Sesinizi bir ara... Duyabiliyor musunuz? Alamadık. Şu anda duyuyoruz. Buyurun. Şu anda duyuyor musunuz? Evet, şu anda evet. Duyuyoruz. Buyurun. Evet. Efendim, bu biliyorsunuz bu iki ülkenin Avrupa'nın doğrudan güvenliğiyle de alakası yoktur aslında. Avrupa'da
bir çok net bir şekilde Avrupa Birliği aslında NATO şemsiyesi altında korumaya tabidir. Ve Türkiye'de bir hakikaten tekrar Soğuk Savaş dönemindeki gibi bir cephe, bir kanat ülkesi durumuna gelmiştir. Şimdi bize işte şu anda devlet elbette pazarlık ediyordur. Elbette evet. Devlet istediğini alırsa bunlara onay verir. Bu ayrı bir meseledir. Ama şu anda yönetmeliğine pek... Efendim, Sayın Yaycı, efendim sesinizi tekrar kesinti oldu sesinizi. Şu anda duyuyoruz. Buyur. Evet. Evet, şu anda iyi değil mi efendim? Evet, şu anda duyabiliyor muyum? Evet, şimdi efendim Avrupa, yani bu iki ülkenin Türkiye'ye karşı çok ciddi bir düşmanlık içerisinde, hasmane tutum içerisinde olduğu ve Türkiye karşıtı, Türkiye'nin milli birlik bütünlüğüne tehdit oluşturan bu bütün terör örgütlerine destek verdikleri çok aşikar. Türkiye şu anda onların verecekleri söze de itimat ve itibar edebilecek durumda değil. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı çok doğru bir şekilde açıkladı. Evet, Sayın Yaycı, efendim o zaman yani uzlaşacağız. Mesela Scholz en son geçtiğimiz saat içinde bir açıklama yapıyor. Alman Başbakanı diyor ki yani uzlaşmaya varacağımızı biliyorum. Blinken de diyor ki, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın dün yaptığı açıklama. Bu iki ülkenin NATO'ya girmesi için kuvvetli bir mutabakatımız var. Yani Türkiye dışında tabii ki. Türkiye diyor ki yok benim hani onayım yok diyor. Kuvvetli bir mutabakatımız var. Uzlaşacağımızı biliyorum. Hani Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştüm. Hafta sonunda çünkü malum NATO Dışişleri Bakanları zirvesi vardı. Orada görüştüm. İçeriğini söylemeyeyim ama bizim çok kuvvetli bir mutabakatımız var bu iki ülkenin katılımı için. Uzlaşacağımızdan eminim. Bir de şunu aktarmak istiyorum. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'ye de soruluyor bu soru. İlginç bir yanıt veriyor. PKK, ABD ve tüm NATO üyelerince terör örgütü olarak tanınıyor diyor AA muhabiri. İsveç'e PKK'ya karşı adım atmaları tavsiyesinde bulunacak mısınız diye sorunca dış politik olarak adlandırıyor terör örgütüne yönelik tutumunu. Bir o sözlerini ekranlara taşıyalım. Amerika'nın tutumunu yorumlamanızı rica edeceğim. Şöyle diyor John Kirby. Halen Türkiye'nin bu konudaki pozisyonu netleştirmeye çalışıyoruz. Onlar değerli bir NATO müttefiki. Ne İsveç ne de Finlandiya halen NATO'ya resmi olarak başvurularını sundu. Burada bir süreç var ve bu süreçte yavaş yavaş ilerliyoruz. Ancak Pentagon'dan başka bir devletin dış politikasının nasıl olacağını dikte etmemiz söz konusu değil. Şimdi terör örgütü PKK'ya yönelik tavır dış politika olarak nitelendiriyor. Bu dış politikasıdır, biz karışamayız gibi bir tavır. Bu aslında Washington'ın bakışını da mı özetliyor? Yani bu Türkiye'ye yönelik bir ikna çabasının, Türkiye'nin haklı isteklerini, terör örgütü PKK'yla mesafe talebini görmezden gelip hani ya, tamam biz bunu atlatırız gibi bir bakış açısına mı sahipler ve bunu yapabilirler mi? Şimdi şöyle, bakın burada çok ikircikli, ne kadar ikiyüzlü bir politika izlediğini Amerika'nın görüyoruz. Neden? Çünkü IŞİD konusunda eğer IŞİD'i terör örgütü olarak kabul etmeseler ya da IŞİD'i destekleseler Amerika Birleşik Devletleri aynı şekilde davranır mı acaba? Ya da El-Kaide'yi? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tavrı gerçekten PKK konusunda nasıl PKK'yı desteklediklerinde bir göstergesidir. Şimdi PKK'yı zaten fiilen Amerika'da, Rusya'da destekliyor. Şimdi bazıları zannediyor ki sadece Amerika destekliyor. Hayır, bunu Rusya da destekliyor. Türkiye burada çok ciddi bir mücadele veriyor. Bakın, Münbiç'e kadar PKK'lı, PYD'li, YPG'liler biliyorsunuz Rus bayrağıyla geliyorlar. Orada bayrak değiştirip Amerikan bayrağı takıyorlar. Şimdi Türkiye'ye bir baskı yapılacaktır elbette. Ve Türkiye zaten bu baskıyla karşı karşıyadır. Ama bu baskılar ilk değildir. Bu her zaman olur. Her zaman o vetosunu kaldırması için ülkelere, diğer ülkeler baskı yaparlar. Ama bir pazarlık süreci işler. Onun için bu veto gücü çok önemlidir. NATO'da çalışmayanlar bu işi bilmezler ve çalışanlar da gayet iyi bilirler. Bir örnek daha vereyim ben size. Makedonya, Yunanistan. Efendim duyabiliyor musunuz? Evet efendim. Gayet net. Buyurun. Yunanistan mesela, evet. Makedonya'nın NATO'ya kabulü için Kuzey Makedonya ismini değiştirtirdi. Tabii. İsmini değiştirtirdi.
Ve bizi bile razı etti. Ve bizi bile razı etti. Şimdi böyle bir durumda Türkiye'nin net bir duruş sergilediğini görüyoruz. Tecrübelidir bu konuda. Türkiye istediğini almadan buna evet demez. Bakın bundan demez. Emin olun. Türkiye istediğini almadan buna evet demez. Eğer bu kabul olacaksa PKK'ya ve bunun versiyonlarına YPG'ye, Suriye'nin kuzeyindeki. Şu anda Adalet Bakanlığı'ndan da bir açıklama var Sayın Avril'im. O da diyor ki yani Finlandiya'dan İsveç'ten son 5 yıl içinde PKK'lı FETÖ'cü toplam 33 teröristi istedik vermediler. Bir de en son hem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan aynısının altını çizdi. Az önce sizin işaret ettiğiniz husus. Yani Türkiye'ye savunma sanayi konusunda ambargo uygulayanı ben niye alayım ki NATO'ya diyor. Yani bir de bu devam ediyor çünkü. Tabii. Bakın bunlar bu kadar gerçekten şimdi bize dayatma yapıyorlar. İşte burada hani NATO'da ne kadar varlığımızın ne kadar önemli olduğunu herkes anlamalıdır. Eğer biz NATO'da olmasaydık şimdi bunların hepsi içeriye girerlerdi. Ve bu Türkiye'ye yaptırım uygulayanlar Türkiye'ye düşmanlık eden bir pakt haline dönüşürdü. Evet. Tamamen. Ve şurada bir cevap daha var. Gördüğünüz gibi pratikte NATO Amerika değildir. Amerika'nın her dediği NATO'da olmaz. Yani bunun da pratiğini şimdi görüyoruz, tekrar görüyoruz. Yani her defasında gördük ama bugüne kadar Türkiye veto kartını hiç çekinmeden tarih boyunca kullanmıştır. Şimdi de kullanmaktadır. İkna edemezler diyorsunuz efendim. İkna edemezler. Zaten efendim evet. İkna edecek. Şimdi şöyle bir pazarlık sonucu eğer Türkiye istediğini elde ederse Türkiye vetosunu kaldırabilir. Ama Türkiye'nin istediği şeyler PKK'nın faaliyetlerine ve FETÖ'nün faaliyetlerine son verilmesidir. Sadece buradan ben bunu şahsi kanaatim olarak söyleyeyim, bu beni tatmin etmez. Yani efendim 33 tanenin 33'ünü de geri gönderseler bize ne olur? Orada 33 bin tane adam var. Ve PKK, PYD bugün yürüyüş yaptılar dün biliyorsunuz. Evet. Stockholm'da yürüyüş yaptılar. Hiç. Ve polis hiç müdahale etmedi. Evet, o görüntüleri de arkadaşlarım PKK'nın İsveç'teki yürüyüşünü de ekranlara getirebilirler. 17. sırada. Evet, hiç müdahale etmediği hiç, görülüyor. Tamam. İsveç'teki edilmedi. Güvenlik güçlerine yani, öyle bakıyorlar. Ve evet ve işte Aydar isimli PKK elebaşı gidip İsveç parlamentosunda konuşmalar yapıyor. Onur konuğu oluyor. Yani şimdi bu pervasızlıkla, bu düşmanlıkla gel bana müttefik ol. Bunu biz nasıl kabul edebiliriz? Evet. FETÖ'cülerin büyük çoğunluğu o bölgede. Gittikleri an nüfus kağıdı alıyorlar. Yani evet. İnanılmaz bir durumla karşı karşıyayız orada. Evet. Bir de bakınız PKK'lılar, oradaki PKK'lı milletvekillerinden bir tanesi açıklama yaptı. Türkiye'nin buna derhal cevap vermesi lazımdır. Belki arada kaynamış olabilir. Yetkililer bunu kaçırmış olabilirler veya vermişlerdir. Biz kaçırmış olabiliriz ama kuvvetlice verilmesi lazım demek ki biz de duymadığımıza göre. Diyor ki Türkiye tüm Kürtleri düşman olarak görür. O yüzden çok tehlikeli diyor. Bakın PKK ile Kürtleri eşit tutuyor. Böyle bir şey olmadığını, olmayacağını, tarih boyunca da olmadığını, terör örgütü ayrı, Kürt kökenli vatandaşlarımız ayrıdır. Hem bizim ülkemizdeki Kürt kökenli vatandaşlar aydır hem diğer ülkelerde. Evet. Türkiye son derece barışçıdır. Bu söylemin mutlaka ağzına biber çalarcasına susturulması ve geri döndürülmesi lazımdır. Peki efendim. Şimdi bu Ukrayna Savaşı ile ortaya çıkan durumda siz az önce de söylediniz. Hani Yunanistan'ın böyle yoğun çabaları vardı. Kendisinin batının sınırı. NATO'nun Güneydoğu kanadının artık Türkiye değil kendisi olduğu, Türkiye'nin cezalandırılması gerektiği, Doğu Akdeniz, Ege bütün bunlardan dışlanması gerektiği ama malum bu Ukrayna Savaşı'yla bunlar boşa çıktı. İsmet projesinden de bu Ukrayna Savaşı'nın başında Amerika çekildi. Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de geliştirilen o cephe hattına da ben yokum burada dedi. O işte çöktü. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis şu anda Washington'da. Önümüzdeki saatlerde de ABD Kongresi'ne hitap edecek ama Mitsotakis Biden'la görüştü. Sizin haritanızı da göstermiş. Yunan basını bugün bunu yazıyordu. Şu görüşmeye bir göz atalım. Hemen sonrasında yorumunuzu rica edeceğim.
Washington'a resmi ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'la bir araya geldi. Biden dostluk vurgusu yaptı. Bugün ülkelerimiz arasındaki dostluk ve ortaklık bence her zamankinden daha önemli. Biden ve Mitsotakis baş başa görüşmelerinin ardından akşam yemeği resepsiyonuna katıldı. Davette First Lady'ler de vardı. Basın toplantısında Ukrayna Savaşı'nı öne çıkaran Biden, Putin yaptıklarının hesabını verecek dedi. Ukrayna'da korkunç bir vahşet ve savaş suçları işlendiğini görüyoruz. Çocuklar toplu mezarlara gömülüyor. Milyonlarca mülteci Putin'in savaşından kaçıyor. Mitsotakis isim vermeden Türkiye'yi hedef aldı. Egemenlik haklarımızdan ödün vermeyeceğiz dedi. Kıbrıs sorununun çözümü için Biden'dan tüm etkisini kullanmasını istedi. Kıbrıs konusunda son derece bilgilisiniz. Lütfen müzakere sürecini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde yeniden başlatmak için tüm nüfuzunuzu kullanın. Hiç kimse Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü kabul edemez ve kabul etmeyecek. Yunanistan Başbakanı F-35 savaş uçağı almak istediklerini açıkladı. Tahmini takvim verdi. F-35 uçak filosu satın alma sürecini başlatacağız ve bu fantastik uçağı 10 yıldan kısa süre içinde Yunan Hava Kuvvetleri'ne eklemeyi umuyoruz. Mitsotakis, Yunanistan'ın ABD için Türkiye'den daha öngörülebilir ve istikrarlı bir NATO müttefiki olduğunu savunuyor. Biden'la görüşmesini de Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Balkanlardaki stratejik rolünün yükseltilmesi için sıçrama tahtası olarak kullanmaya çalıştı. ABD ile savunma ilişkilerinin derinleştirilmesini ön planda tuttu. Mitsotakis'in Washington ziyaretinden önce Yunan parlamentosu ABD ile geçen yıl imzalanan karşılıklı savunma işbirliği anlaşmasını onayladı. Anlaşma ABD'ye Yunanistan topraklarında daha fazla askeri üs verilmesini öngörüyor. Biden-Mitsotakis görüşmesinde enerji işbirliği de gündemdeydi. Yunan lider, enerjide daha fazla işbirliğine hazırız mesajı verdi. Mitsotakis bugün Amerikan Kongresi'ne hitap edecek. Konuşmasında Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesi hedefini öne çıkarması bekleniyor. Ne diyorsunuz efendim? Sizin haritanızın da gündeme geldiği bakışı görüyor musun? Türkiye bunu yapmak istiyor. Bunu engelle lütfen ricasını Mitsotakis'in. Sizin haritanızı eşliğinde nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi efendim bu harita biliyorsunuz Libya anlaşması için çizdiğim bir haritadır evet, benim. Evet. Bu harita işte ilk önce gördüğünüz bu Libya Türkiye'nin denizden komşusudur da çizilmiş bir haritadır. 2009-2010 yılındaki haritamdır. Bu harita şimdi haritayı böyle koymuş olmaları ve Türkiye'yi saldırganlıkla yayılmacılık provokasyon. Son derece paradokstur. Neden? Sanırım Türkiye'yi yayılmacılıkla genişlemecilikle suçlarken burada aslında kendi deniz hukukuna göre kendi durumlarını bilmemek ve kendi isteklerini dile getirmemektir. Aslında şu Mitsotakis'in bu konuşmaları, bakın Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor ve Türkiye aleyhinde konuşuyor ağırlıklı olarak. Şimdi buradan bizim devletimizi yönetenlerin gerekli ders alması lazımdır. Gel, ilk ismiyle hitap edin, oturalım demeler, arkadaşım bilmem ne filan demeler falan, bunların hiçbir karşılığı yoktur. Ve buna mutlaka diplomatik olarak aynısıyla mukabele edilmesi lazımdır. Mütekabiliyete göre, mütekabiliyet esaslarına göre. Bu gerçekten düşmanca bir tutumdur. Amerika'ya gidin siz, Amerika'da Türkiye'yi bir NATO üyesini, sizin müttefikiniz olan bir ülkeyi böylesine şikayet edin ve orada çok kilit bir söz var aslında Sayın Hanım. Savunma işbirliği. Ne geliştiriyoruz diyor Biden Yunanistan'la. Kime karşı? Allah aşkına. Türkiye. Kime karşı? Yani bu böyle kabul edilebilir mi? Şimdi bu haritaya göre bir kere şunu söyleyelim. Adaların deniz yetki alanı vardır, yoktur, kıta sahanlığı vardır, yoktur tartışması boş tartışmadır. Neden? Çünkü Yunanistan bir arşipel, bir adalar ülkesi değildir. Japonya, Filipinler, Endonezya gibi. O nedenle
ölçümler adasından itibaren yapılmaz. Anakarasından itibaren yapılır. Anakarasından itibaren yapılınca da mesafe Doğu Akdeniz ülkeleriyle olan mesafesi 400 milin üzerine çıkıyor. Yani birleşmiyorlar. O yüzden Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın kıyısı yoktur. Deniz hukuku bunu söyler. Efendim bilinen Rodos Adası'na vermeyeceksin tabii. Çünkü Rodos Adası Türkiye'nin kıta sahanlığındadır. Türkiye'nin kıta sahanlığında olan bir adanın başka bir anakaranın kıta sahanlığı yok sayılıp da onun kıta sahanlığı zaten olmaz. Onun için Yunanistan anakarasından ölçüm yapılır. Yunanistan anakarası da Doğu Akdeniz'e erişecek mesafede değil. Şimdi bir de şunu söyleyelim. Yunanistan anakarasının 12 misli deniz yetki alanı istiyor. Münhasır ekonomik bölge istiyor. Bizim devletimizin yetkililerinin de bundan sonraki görüşmelerde bu haritayı sunmasını istiyorum. Biz bunu yayınladık. 30 misli istiyor. 12 misli istiyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi 30 misli istiyor. Türkiye kara yüz ölçümünün yarısı kadar istiyor. 462 bin kilometre kare. Yarısından biraz fazla istiyor. Şimdi onlarınki yayılmacı genişlemeci değil. Bizimki yayılmacı genişlemeci. Ama benim bu haritamın gösterilmesi Sayın Nur Hanım. Evet. Şimdi ben Yunanlılardan vesaireden de çok tehdit ve tepki alıyorum. Ama benim için tarihi bir onurdur. Gerçekten benim haritamın Biden ve Mitsotakis görüşmesinde gündeme getirilmesi benim için tarihi bir onurdur. Şimdi Sayın Amiral'in bir sonuç alınabileceğini düşünüyor musunuz? Ya bak işte gördüm bunu böyle yapmaya çalışıyorlar. Çok bilgilisiniz siz bu konuda diyor Biden'a. Biden'ı biliyoruz. Biden'ın daha önceki rolünü 70'lerde genç bir senatörken Ecevit'in karşısında bacak bacak üstüne atıp ya boş ver şimdi sen bu şeyleri bu ambargoların altında zaten mahvolursunuz. Siz şu üstleri kapatmaktan vazgeçin diyerek Ecevit'i yani Rum lobisinin Amerikan senatosundaki, Amerikan kongresindeki uzantısı diye bilinen bir insan. Amerikan başkanı oldu nihayetinde. Ecevit de neden bunlara böyle sert bir yanıt vermedin dediği zaman hani önemi yok. Zaten o Rum lobisinin bir senatör, temsilcisidir. Temsilcisidir. Onun için cevap vermedim demişti ama söz konusu kişi şu anda ABD başkanı. Ve Yunan Başbakanı diyor ki siz çok bilgilisiniz. Tarihteki işte örneği söyledim. Onun için bütün nüfuzunuz yani ABD Başkanı olarak baskı yap. Kıbrıs'ta KKTC ve Türkiye artık iki devletli çözüm diyor. Bir kere onu tek devlete çevir bir de şu işi çöz diyor. Cihat Yağcı'nın haritasını ortadan kaldır diyor. Ne yanıt alır? Şimdi burada bir kere şunu hatırlayalım Sayın Nur'un. Biden'ın lakabı Amerika Birleşik Devletleri'nin Bidenopolis'tir. Çünkü Delaware senatörüdür. Delaware'de Yunan asıllılar seçmen çoğunluktadır. Ve bugüne kadar 1972'den 2020'ye kadar yani 48 yıllık senatörlük hayatı boyunca Türkiye aleyhindeki bütün tasarıları ya hazırlayandır bizzat ya da imzacısıdır. Evet. Sayın Amiralim kapsamlı yorumunuz için çok kısa bir ara verebilir miyiz? Tabii. Hemen sonrasına devam edeceğiz. Kusura bakmayız kısa bir ara veriyoruz.